BBN Ekonomi'den güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Ben Seda Akbay, BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Önemli bir haftaya başlıyoruz. Yine ekonomi açısından hafta sonundan gelen önemli haberler ve açıklamalar da vardı. Bugün 10 Ocak Pazartesi itibariyle öncelikle Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etmek istiyorum. Bunun da özel bir anlamı var. Hem gazetecilerin özgürlüğünü, bağımsızlığını temsil eden bir gün. Çalışanlar gazeteci, çalışmayanlar değil mi? Elbette hepimiz gazeteciyiz, televizyon gazetecisiyiz. Gerçek anlamda gazeteci büyüklerimiz var. Yeni mezun arkadaşlarımız var. Bugün de işsizlik rakamları geldi. Herkese bu hayat mücadelesi kolaylıklar diliyoruz ve gazetecilerin de gerçekten önemli bir görev yaptığı zaman diliminden geçiyoruz. Ve işsizlik rakamlarından sizlere bahsedeceğim. Şöyle bir ekonomiyi birlikte görelim. Tablolarımız da gelecek ekranlarınıza. Şöyle bir Borsa İstanbul'a piyasalara bakalım. Hem Fed'in açıklamalarının etkisinde piyasalar biliyorsunuz yeni yıla biraz kararsızlıkla başladı dünya piyasaları. Biz de bugün Borsa İstanbul yükselişle haftaya başladı. Hemen ayrıntıları paylaşacağım. Tabii ki gözler döviz kurunda. Hem kur korumalı TL mevduatı ile ilgili son durum ne? Hem de döviz kurları artık denge seviyelere geldi mi? Açıkçası iş dünyasından tüketicilere herkes bunu merak ediyor. Tablomuz ekranlarınıza geldi. Kasım'da işsizlik %11.2. Ekim'e göre hiçbir değişiklik yok. Sayın seyirciler noktası virgülüne kadar %11.2 idi. Yine Kasım'da da aynı rakam geldi. TÜİK'in açıklaması. Sanayi ve hizmet sektöründe istihdamın arttığını görüyoruz. İstihdam ve iş gücü aynı anda artıyor. Hatta iş gücü daha çok artıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Çok fazla rakamlara boğmadan sizlere anlatmaya çalışacağız. Gençlerde işsizlik oranı yükseldi. %22.3'e geldi. Yanılmıyorsam %1.7'lik bir artış var maalesef. Gençlerde özellikle kadınlarda daha çok işsizlik var. Bu da ilginç bir tablo. Biraz da üzücü tabii ki. Piyasalarda gündem Fed ve Omikron demiştik. Dolar geçen hafta %4 yükseldi. Bugün denge seviyelerde yani %13.85'lerde. Borsada da bugün %2'ye yakın bir prim var. BIST 100 endeksinde. Hazine Bakanı Nebati'den KDV açıklaması var. Bu önemli. Sayın seyirciler, TESK'ten ve KOBİ'lerden önemli açıklamalar var. TESK diyor ki gıdada KDV %1'e düşürülsün. Bu gerçekten bütçelere olumlu yansır mı? Bunu da uzman konuklarımıza, kıymetli hocalarımıza soracağız. İşsizliği de biraz detaylı konuşacağız. Şimdi hemen ilk konuğumuz doçent doktor Oğuz Demir hocamızla konuşmaya başlayalım. Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir, hoş geldiniz hocam. Ben sizi duyamıyorum arkadaşlarım. Şimdi ayarlamaları yapacaklar. Şimdi işsizlik oranlarına baktığımızda sanıyorum şu an geliyor. Geliyor mu sesim? Şu an evet, geliyor. Evet. Hoş İyi geldiniz. Yayınlar, merhaba. Benden kaynaklanan bir sorun, oradan değil. Ben hemen düzeldi. Mikrofonu kapalı tutmuşum. Harikasınız. Hemen düzeldi. Çok teşekkür ederim. Kasım işsizliğini konuşuyoruz. Yeni haftaya böyle başladık hocam. Tabii ki önemli çünkü fiyatlar yükseliyor bir yandan. Bu acaba iş dünyasında İstihdamın azalmasına yol açar mı? Bunu merak ediyorduk. İstihdam edilenler Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %11.2. Herhangi bir değişiklik olmadı. Öncelikle ben tespitinizi alayım. Genel TÜİK'in açıklamasıyla daha sonra ayrıntılı sorular olacak. Yani biliyorsunuz bir süredir hepimizin gözü kulağı kur nereye gidecekti? İşte enflasyon nereye gidecekti? Dolayısıyla işsizliği bir miktar unuttu. Yani Türkiye'de biraz geride kaldı. İşsizlik meselesi tartışılmıyor. Yani geride kalması keşke çözüldüğü için geride kalsa ama çok daha gündelik sorunlarla karşı karşıya kaldığımız için. Veriler de Kasım ayı verileri. Yani aslında buradan dönüp baktığınızda bu kadar hızlı bir gündemden geçtiğimiz son iki ayı, bir buçuk ayı düşünürseniz Aralık başından bugüne
Yani Kasım ayı verilerini değerlendirmek, evet yani gördüğünüz gibi zaten çok da fazla bir değişiklik yok. Türkiye %11 manşette, yaklaşık 11-12 bandında, işte 20'nin üzerinde de bir geniş tanımlı işsizliğe hapsolmuş durumda. Yani şu an geldiğimiz nokta bu. Tabii oranlara bakınca çok anlaşılmıyor ama bir de sayılara bakmak lazım. Yani şu an Türkiye'de 3 milyon 800 bin bine yakın insan iş arıyor son bir aydır ve bulamıyor. 8 milyonun üzerinde insan ise uzunca bir süredir işsiz, iş aramaktan ümidini kesmiş durumda. Yani özellikle iş gücüne katılımdaki artış anlamlı, güzel ama 280 bin civarında bir artıştan bahsediyoruz. Yani mevcut işsizlik içerisinde, mevcut geniş tanımlı işsizlik içerisinde 8 milyonla kıyasladığınızda yani 267 binlik bir artış aslında pek de öyle yani yüz güldürecek bir rakam değil. Asıl Aralık ve Ocağa bakmak lazım çünkü Aralık'ta kurda çok sert artışlar oldu. Bunlar fiyatlara yansımaya başladı. Fiyatlar üzerindeki etki özellikle tüketim temelli büyüyen bir ekonomi için bir sonraki süreçte o tüketimin kesilmesine neden olabilir. Yani özellikle hafta sonu ve yılbaşı itibariyle şunu gözlemlemişsinizdir siz de. Özellikle İstanbul için bunu söyleyebilirim. Yani sokaklar bir miktar daha sakin. Akşam dışarı çıkan biraz daha az insan var. Restoranlar görece biraz daha kapasitesinin altında iş yapar hale gelmiş durumda. Yani insanlar o fiyat artışlarından olumsuz etkilendiler. Dolayısıyla sert bir talep düşüşüyle karşı karşıya kalmamız ve önümüzdeki dönemde hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde istihdamın azalması, işsizliğin artması söz konusu olabilir Seda Hanım. Yani öyle burada endişe verici nokta bu. Yani çünkü ekonomide şu an bütün dengeler yani alt üst olmuş durumda. Özellikle Aralık'ın başından işte 20 hatta Aralık'ın sonuna kadar geçen sürede yaşadığımız o inişleri çıkışları düşünürseniz çok ciddi bir dengesizlikle karşı karşıya kaldık ve o dengesizliğin bir bedeli olacak. Yani o bedelde enflasyon olarak karşımıza çıktı kısa vadede. Orta ve uzun vadede ise enflasyona bağlı olarak geliri o kadar artmayan vatandaşın talebini ve tüketimini azaltması anlamına geliyor. Talep ve tüketim azaldığında üreticinin en önemli üretim motivasyonu şu anda işte ben malımı üreteceğim ve satacağım. Eğer birileri o malı alacaksa üretim yaparım ben. Tabii. Dolayısıyla o üretim yani satın alma gücündeki düşüş, talebin düşüşü, işlem hacminin düşüşü yani ticari faaliyetin düşüşü ister istemez üreticinin de üretimini kısmasına neden olabilir. Kapasitenin düşmesine neden, kapasitenin daha az kullanılmasına neden olabilir. Bu da ne demek? Öte taraftan bakıldığında ve siz daha az makine çalıştırdığınızda o makinelerin başındaki insan sayısını da azaltmak durumunda kalıyorsunuz. Ya da yani işten çıkarmalar gibi risklerle de maalesef olabilir diyorum. Yani böyle bir hani bunu çağırmıyorum böyle bir şey olsun istemem. Evet, tabii evet. Ki böyle bir şeyle karşılaşmak kesinlikle istemem ama yani ülkenin geldiği noktada şu an 8 milyon işsiz varken bunun üzerine bir 500 bin, 1 milyon daha işsiz eklenmesi hepimiz için olumsuz bir ortam. Ama bir de gerçekler var. Yani hani karşı karşıya kaldığımız sorunlar var. Ve işin kötü tarafı yani çok olumlu bir tablo çizeceğimiz gösterge yok elimizde. Sadece ihracatta artış vardı ama o da biliyorsunuz yani bir taraftan ithalatla beraber artıyor. Dolayısıyla orada bir de orada yaratılacak istihdam çok özel bir istihdam. Çünkü imalat sanayinde istihdam yaratmak için bir miktar başka niteliklere ihtiyacı olan çalışan gerekiyor. Onu yetiştirebilmek, hizmet sektörlerinden oraya kaydırabilmek çok kolay değil ve oranın kapasitesi de çok yüksek değil. Yani hani ihracat acaba toparlar mı istihdamdaki kaybı diye düşünüyorsunuz ama maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Tabii bir de DİSK'in bir verisi var. Onu da atlamamak lazım. Yani önemli bir tespitti bu. Pandemi öncesindeki istihdam rakamlarına hala Türkiye yaklaşabilmiş değil. Yani pandemi önemli bir hasar yarattı. Evet ekonomide %1.8'lik geçtiğimiz sene büyümesi yaklaşık %10 civarı bu yılki büyüme. Ama bunun büyüme rakamlarının istihdam tarafına yansıması pek olmadı gibi gözüküyor. Şimdi bu ana tespiti aldıktan sonra hocam iş gücü piyasasına katılım derken biraz izleyicilerimiz hem rakamlara boğulmasın diye iş gücü piyasasına katılma demek yani insanların daha fazla iş arıyor anlamına mı geliyor? Daha fazla iş arayan kişi sayısı mı arttı anlamına geliyor? Seda Hanım şöyle düşünün yani 14-65 yaş arası kurumsal olmayan nüfus deriz biz buna. Yani işte asker değilsinizdir, öğrenci değilsinizdir ve çalışabilecek durumdasınızdır. Bu Türkiye'de yaklaşık 65 milyon insana tekabül ediyor. Bu insanların içerisinde bir kısmı diyor ki mesela beni düşünün işte 38-39 yaşındayım. Ben evde oturuyordum ya da işte geldim yurt dışından Türkiye'ye hiç iş falan aramıyorum.
O zaman ben iş gücünün içerisinde olmuyorum iş aramadığımda. Eğer ki iş aramaya başlarsam çalışır durumda olabilirim ya da iş bulamıyor olabilirim. O da iş gücünü temsil eder. Tamam, yani ben biraz karışıyordu iş bulabilsem hocam. De evet. Ha yok, iş bulabilsem de iş arasam da iş gücü içerisinde olurum. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığınızda Türkiye'de iş gücüne katılım %46, sonra veri 46'ydı yanılmıyorsam bugün açıklanan. Yani 65 milyonun %46'sı. Şöyle kabaca bakarsanız 31-32 milyon insan şu an ya çalışıyor ya da aktif olarak iş arıyor demek iş gücünde olmak. Yani ben eğer son bir ay içerisinde iş arıyorsam ve bulamıyorsam ben işsiz sayılıyorum. Eğer ki bunun içerisine girmiyorsun, hani ben yurt dışından geldim ve hiç iş aramıyorum, iş piyasasıyla işim yok, ne çalışıyorum ne de iş arıyor durumda değilsem, o zaman ben iş gücünün dışında kalmış oluyorum. TÜİK beni işsiz saymıyor. O yüzden biz geniş tanımlı işsizliğe bakıyoruz. Diyoruz ki bu şekilde baktığınızda, yani iş aramaktan vazgeçenleri de hesaba dahil ettiğinizde 8 milyona yakın insan şu an çalışabilir durumda ama çalışmıyorlar. Ama katma değer yaratmıyorlar. Bu tabii kapsamlı bir konu. Yani iş aramak, artık iş arayıp birkaç ay sonra pes edenler de sanıyorum bunun içerisine giriyor. O da iş gücünün dışına çıkıyor. Hayır, dışına çıkmış. Mesela o da iş gücünün içinde değil, o da iş gücünün dışına çıkmış. Artık ben vazgeçtim, umudumu kestim. Zaten Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 aylık verilerine bakarsanız o detayları da yayınlıyor. Ve diyor ki şu an Türkiye'de 1 milyonun üzerinde insan iş aramaktan ümidini kestiği için iş gücü piyasasında değil diyor. Yani uzunca bir süre iş aramış, işi bulamamış. Ve demiş ki artık tamam, bu memlekette bana ekmek yok, benim de iş aramama gerek yok, artık nafile bir çabaya dönüştü bu, ben umudumu kestim deyip iş aramaktan vazgeçen ve iş gücü piyasasının dışında kalan 1 milyon 200 bin civarı insanımız var bizim. Şimdi bu rakamlar akla zarar rakamlar bir taraftan bakıldığında, yani 1 milyon 200 bin insanın umudunu kesmiş olması. İş gücüne katılım o açıdan önemli, yani bir miktar insanların umudunun artması anlamına geliyor ama... hani bu da şöyle bir şey, umutla siz gidersiniz ama hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani evet, maalesef Türkiye'de şu anda iş gücü piyasasında karşı karşıya kaldığımız durum genel itibariyle bu. İstihdam yaratma konusunda çok daha istediğimizin arkasında bir yol alıyoruz. Çok daha geride kalıyoruz. Ve bir şey daha belki eklemem lazım, yani bu önemli. Biz biliyorsunuz işte kur ve döviz ve enflasyon sarmalında, işte kur faiz enflasyon sarmalında ekonominin asıl neden var olduğunu, ne için uğraşmamız gerektiğini unutuyoruz. Ben o yüzden bu her ayın 10'unda işsizlik verileri açıklandığında şey diyorum, özellikle son 3 aydır ülkenin gerçek sorununu hatırlama gününe hoş geldiniz. Yani asıl meselemiz işsizlik. Asıl mesele bu. Çok haklısınız. Yani her sene okullardan mezun olan gençler var, iş arayanlar var. Hizmet sektörü burada hocam, istihdamın sektörel dağılımına baktığımızda hizmet sektörü %55. Çok büyük bir yükü alıyor. Tarım %17, sanayi %21, inşaat %6.1. Şimdi istihdama baktığımızda hizmet sektörü ve sanayide önemli oranda arttığını görüyoruz. Bunun ama gidişatı fiyatlardan etkilenir diyorsunuz. Özellikle hizmet sektörü için sanıyorum bunu söylüyorsunuz. Tabii, yani hizmet sektörü dediğiniz, şimdi bunun içerisinde asıl emek yoğun endüstriler. Yani işte az turizm, önce söylediğimiz, restoranlar, hepsi evet, bunun için. Bu buralar. Yani buralarda çok yoğun bir çaba, yani emekçi çalıştırılması, işçi çalıştırılması söz konusu. Yani şöyle düşünürseniz buraların çalışması için de tüketim çarkının devam etmesi gerekiyor. Ama yılbaşı itibariyle gelen zamlar ya da son 2-3 aydır enflasyon %36'ya gelmiş durumda. Üreticinin üzerindeki maliyet %80 artmış durumda. Şimdi üreticinin üzerindeki bu %80'lik maliyete siz bir de bu yılbaşı itibariyle asgari ücretteki artışı ekleyeceksiniz. Ona yani gerçi sevindik daha ama da böyle bir yük de var mı? Tabii. Ya var tabii ki. Yani ister istemez üreticinin geçen sene 2800 liraya çalıştırdığı ya da toplam maliyeti işte 3570'i 4000 lira olan personel şu an 5700 küsür liraya gelmiş oldu. Yani ne kadar artmış oldu? Şöyle baktığınızda %40 civarı artmış oldu.
Bu, yani şunu söylemiyorum, tabii ki artmalıydı çünkü zamların altında çok ezilmiş bir çalışan kitle, emekçi kitle vardı. Hocam evet, Dolayısıyla orası bu riskli sular ha biliyorsunuz. yok yok riskli değil, İstemiyor ben mu yani diye bir anda bir dalgaya bu konuda en rahat konuşabilecek insanlardan biriyim. Çünkü hem gazetede hem de farklı medya mecralarında asgari ücretin çıkması gereken seviyenin ne olduğunu, asgari geçim standartının ne olduğunu hesaplamaya çalışan iktisatçılardan biriydim ben. O yüzden rahatlıkla hocam, olumlu konuşabilirim bu karşılıyor konuda. musunuz bu arada? Antiparantez sorayım. İyi oldu mu Tabii ki 4.253 liraya daha çıkması? bu arada daha Seda Hanım, daha fazla olması gerekirdi. Bakın, mesele şu, az önce anlattığım şey neydi? İşletmelerin iş yapamaması önümüzdeki dönemde işsizliğe neden olabilir. Ticari faaliyetin durması dedik. Bu ticari ya da zayıflaması, ticari faaliyeti devam ettiren ise tüketim. Tüketimi yapacak olan ise o milyonlarca çalışan, yani gelir elde eden insanlar. Onlar enflasyonun altında kaldığı zaman gelir artışları o tüketimden vazgeçiyorlar. Yani o 4.250 liralık ücret bugün 5.000 lira olsaydı, 6.000 lira olsaydı, insanlar bugüne ve yarına daha güvenle bakabilecekleri bir ekonomik ortamın içinde olsalardı, gidip o tüketimi yapmaya devam edeceklerdi. Ve fiyat artışları belki o noktada görece daha sınırlı kalabilecekti gelir artışına göre. Şu an gelir artışından çok daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hepimiz, yani ben de işte beyaz yaka bir çalışan olarak söylüyorum, hepimiz belirli harcamalarımızdan ister istemez kesmek zorunda kaldık. Şimdi şöyle düşünsenize, siz örnek veriyorum, 300 lira elektrik faturası ödüyorsunuz ya da doğal gaz faturası ödüyorsunuz. Şimdi onu 450-500 lira ödeyeceksiniz. Siz onu 300 değil de 350 lira ödemiş olsaydınız, daha fazla tüketime ayırabileceğiniz 100 lira, 150 lira fazla paranız kalacaktı. Şimdi o 100 lira, 150 lirayı zaten zamlara vermiş olduğunuz için gidip belki bir işte çoluk çocuk bir yerde yemek yiyecektiniz akşam, ondan vazgeçiyorsunuz. Ya da işte gidip bir para işte bir şey satın Çok zor alacaktınız, bir artık elbise hocam. satın alacaktınız, bundan vazgeçiyorsunuz. Böyle olduğu zaman ticari faaliyet zayıflamaya başlıyor ve Türkiye ekonomisi, az önce sizin verdiğiniz o kompozisyon üzerinden söylüyorum. Yani istihdamın kompozisyonunda dediniz ki şu an çalışanların %56'sı hizmet sektörlerinde çalışıyor. Hizmet sektörleri ticari faaliyetle beraber Bu büyüyen, arada iş yaratan, yeni istihdam mezun yaratan olan sektörler. mühendisler hocam, çok özür dilerim. Yani yeni mezun olan mühendis, mimarlık, başka fakülte mezunları da şu an marketlerde ve restoranlarda çalışıyorlar. Tabii Hani bu, böyle bir ama bu çok uzun tuhaf bir vadeli durum da var. bir sorun. Yani bizim uzun zamandır iş gücü piyasasında zaten bir plan sorunumuz var. Yani hangi sektöre ne kadar eleman lazım olacak, üniversitelerden ne kadar insan mezun olmalı, hangi nitelikte olmalı, üniversiteler ne gibi beceriler kazandırmalı. Bunları zaten, ya az önce söylediğim bu. Bu tartışmalara hiç gelemedik Seda Hanım. Yani bizim Doğru. tartıştığımız şey kur artışı. Yani bu gündelik bir meseleden bahsediyorsunuz. Yani kur artışıyla tartışmaya devam ettiğimiz sürece biz ekonominin nasıl sorunlarını zaten konuşamayacağız. Etkiliyor hocam. Etkilemese dediğiniz gibi ben de konuşmak istemiyorum. Yani programda sürekli Ama döviz işte o kurundan zaman bahsetmek kuru bir istemiyorum. istikrara, Evet. kuru sağlıklı, istikrarlı bir yerde seyredecek politikalar uygulamak gerekiyor. Yani o konuşmak istemiyoruz hiç kimse. Bence hükümet de kur konuşmak istemiyordur. Ama kur konuşmak zorunda kaldığımız bir ortam yaratılırsa, o zaman ister istemez hepimiz o kuru konuşmak durumunda kalırız. Buradaki mesele, ülkenin ekonomisindeki kısa vadeli sorunların doğru yöntemlerle çözümüne ilişkin adımların atılmamış olması zaten. Yani bunlar çözülmüş olsa ne konuşacaktık? Bakın 2000'li yılların başını hatırlayın. Türkiye benzer bir sarmalın içerisinden çıktı. Ama biz 2005, 2006, 2007'ye geldiğimizde 2020'yi, 2025'leri, 2030'ları konuşuyorduk. Öyle değil mi? Çünkü o zaman kur gündemimizden çıkmıştı. Doğru yapılan işler vardı. Türkiye dünyaya entegreydi. Türkiye Avrupa Birliği ile görüşüyordu. Uluslararası ilişkileri geliştiriyordu. Dış ticaretini arttırıyordu. Değil mi? Bakın aynı hükümet, yani aynı parti, sonuçta Evet iktidar evet sonuçta değişmedi. aynı parti. Ve yani bunları konuşmuyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada konuşuyoruz. Demek ki bir şey değişmiş. Yani değişen bir şeyler var ki buraya geldik. O değişim de ekonominin yapısındaki uzun vadeli değişim değil. O gün de ekonomi hizmet sektörleri temelli yürüyordu. Bugün de öyle yürüyor. O gün de üretim ekonomisi diye konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz. Bakın oralarda değişen bir şey yok. Ama uygulanan gündelik politikalarda, yani biz Sayın Bakan Nebati'nin de söylediği gibi işte heterodoks politika dedi ya, yani Evet hocam. Yani dünyanın bildiği, ortodoks. öğrendiği, anladığı yerden bambaşka bir yere gittik. Yani şimdi o bambaşka yerin de kuralları var. O kurallara da uymuyoruz. Yani şu an uygulanan şey heterodoks bir politika falan da değil bu arada. Bizim yapmamız gereken, doğru adımlar atmamız gereken işler var ve bu, ben her zaman bunu söylüyorum. Heterodoks, yani o tanımla söylüyorum. Eğer o işi Evet. yapacaksanız orada sizin bütçenizi,
tüketicinin, dar gelirlinin lehine kullanmanız gerekiyor. Bugün uygulanan politikada biz bütçeyi ve gelirimizi hükümet, yani merkezi hükümetin, merkezi yönetimin bütçesinden bahsediyorum, zengin ve tasarruf sahibine aktarıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda siz ekonominin çarklarının daha sağlıklı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde dönmesini bekleyemezsiniz. Maalesef öyle bir sonuç ortaya çıkmıyor. Ya çok isteriz, başarılı olsun. Yani bakan yardımcısı da diyor ya, dua edin başarılı olsun. Yani duayla başarılı olacaksa hep beraber ellerimizi göğe açalım. Ama bu işin bir matematiği var. Yani o matematiğe uygun hareket ettiğinizde başarılı olur. O matematikten saptığınızda başarısız olur. Şu an o matematikten sapmış bir politika seti var. Dolayısıyla da ilerleyemiyoruz Sedan Bey. Yani heterodoks, ortodoks düşünmek zorunda değiliz dedi Bakan Nebati, sizin söylediğiniz gibi. Heterodoks, hatta böyle bir felsefi bir tartışmalar da ortaya çıktı. Eklektik. Yani bu, evet, bu heterodoks politikayı uygularken de eklektik davranabiliriz dedi. O da herhalde orada, siz daha iyi açıklarsınız hocam. Yani ben çabalıyorum ya, biraz yani anlamaya çalışıyorum ama. Ben vatandaş olarak ne anlıyorum? Her birinin anlamının ne olduğunu biliyorum. Çok anlaşılır bir şekilde de anlatırım ama Sayın Bakan'ın kullandığı ve yaptığı şeylerin hiçbirisi heterodoks ya da eklektik bir yaklaşım değil. Yani seçmece bir yaklaşım değil. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın kullandığı anlamıyla, yani açıklayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü kullandığı anlam gerçek anlamının dışında. Çünkü heterodoks dediğiniz şey kamu maliyesinin, kamunun ekonomide sert bir şekilde rol almasıdır. Bakın bugün Baki Demirel Hoca Politik Yol'da çok güzel yazdı. Dedi ki, siz heterodoks politika diyorsunuz ama özelleştirme yapıyorsunuz. Heterodoks politika diyorsunuz ama dönüyorsunuz, tasarruf sahibini destekliyorsunuz. Sendikalaşmanın önünde duruyorsunuz. Böyle heterodoks politika olmaz. Heterodoks politikanın ana aksı ekonomide kamunun pozisyonunun net bir şekilde ağırlıklı olması ve geniş halk kesimlerinin harcama gücünün, hayatta kalabilme gücünün arttırılmasına bağlı politikalardır. Şimdi bu ve heterodoks ve eklektik dediğinizde seçmece demek eklektik. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben heterodoks politikaların içerisinden seçeceğim. O zaman heterodoks olmuyorsun mesela. Yani heterodoks birkaç bir şey seçeyim, öbür ortodoks birkaç bir şey seçeyim dediğinizde heterodoks ya da ortodoks olamıyorsunuz. Kafa karışıklığına gitmiş, biraz vatandaşın oldu anlamadığı. Dolayısıyla bakın, bir politikanın başarılı olabilmesi için Seda Hanım, vatandaşın destek vermesi gerekir. Şunu kastediyorum. Enflasyon düşsün istiyorsunuz değil mi? Enflasyon düşmesi için insanlara diyorsunuz ki, döviz almazsanız, biz de bu dövizi kontrol altında tutacak politikalar uygularsak gelecekte döviz artmayacak olur. Dolayısıyla enflasyon düşmeye başlar. Beklentileri ılımlıya çevirmiş oluruz dersiniz. Vatandaş da buna inanırsa gerçekten dövizden vazgeçer, tasarruflarını Türk lirasında tutar ve döviz daha fazla artmadığı için enflasyon, maliyetler ve dolayısıyla enflasyonda o artma sürecinden bir yavaşlama sürecine girer. Bakın başarılı oldu değil mi? Ama siz şimdi insanlara ortodokstan heterodoksa eklektik bir şekilde geçiyoruz dediğinizde, benim Ayşe teyzem bunu anlamaz, Ahmet amcam bunu anlamaz. Anlamadığı için de ne yapması gerektiğini, destek verip vermemesi gerektiği konusunda karar veremez. Riskli bir şey veremediği bu acaba? İçin de bu politikaya destek vermez. Bu kadar basittir. Yani bu çok böyle hani çekici kelimelerle anlattığınızda çok iyi bilmiş olmuyorsunuz bazı şeyleri. Yani basit ve anlaşılır olarak anlattığınızda vatandaş açısından daha iyi sonuç veriyor. Peki yani siz... Evet, siz belki bunların master'ını, doktorasını, çok acayip çalışmalarını yapmış olabilirsiniz. Bravo deriz, tebrik ederiz. Ama yani kamu, bu bir akademik tartışmada kullanabilirsiniz. Ama toplumu ikna etmeniz gereken bir politika seti kullanacaksanız, topluma bunu anlatırken anlaşılır bir şekilde anlatmanız lazım. İletişim, hani diyor ya, dili... Evet, biraz olmaz yani. O vesile de zor olur. Fransız kaldı. Hocam şimdi peki kur korumalı TL, yani heterodoks politika deyince ben biraz böyle mi acaba dedim. Yani kur korumalı TL yıllar sonra tekrar hayatımıza girdi. Destekliyor musunuz mesela bu politikayı? Yani bu Hayır, desteklemiyorum tabii ki Seda Hanım. Böyle bir şey desteklenir mi? Yani şöyle düşünsenize, bakın hepimizin vergileriyle oluşturulan bir bütçe var. Bir tarafta da insanlar yıllarca işte dişlerinden tırnaklarından arttırmışlar, tasarruf sahibi olmuşlar. Şimdi o tasarruf sahibine sahibinin önünde şeyler var, ihtimaller var. Ya risk alır, işte gider kripto varlıklara yatırım yapar, ya başka bir yere yatırıyor. Yani para onun parası, istediği yere yatırım yapabilir. Ama şimdi devlet diyor ki, benden zorunlu kestiği vergiyle tasarruf sahibine diyor ki, ya dert etme sen, risk öyle bir şey yok. Koy paranı Türk lirasına. Döviz artarsa, döviz ne kadar fazla artarsa aradaki farkı kapatacağım diyor. Şimdi yani neden bu politikanın finansmanını
Ben ve benim gibi maaş ödeyen, maaşından vergi ödeyen insanlar yapsınlar. Yani böyle bir politika olmadı. Bu şudur. İnsanlar tercihlerini yaparlar. Sizi dövizin inmesini istiyorsanız bu tip yöntemlerle değil. Yani sizin insanların döviz talebi olmamasını sağlayabilecek araçlar geliştirerek bunu yaparsınız. Ve burada böyle kafanızı oradan buradan tutmaya gerek yoktur. Yani bunun adı bütün dünyada faiz. Biz bundan önce Naci Ağbal döneminde de benzer bir sorunla karşı karşıyaydık. Sayın Ağbal göreve geldi Kasım ayında Merkez Bankası Başkanı olarak. 3 ay içerisinde dolar yani 8,5 liralardan 6,80'lere kadar geriledi. Ve o dönemde biz Haziran Temmuz aylarında Türkiye'de önce enflasyonu ardından da faizin düşebileceği bir ortamı konuşuyorduk. Öyle değil mi? Bakın görevden aldınız. Ortodoks, heterodoks kafa karıştırıyorsunuz. Kur korumalı, mevduat diyorsunuz. Kur düşmüyor. Yani şu an 13,90'larda. Yarın bir gün Amerika'dan gelecek haberlerle daha da yukarı gidecek. Türkiye'nin döviz borçlanması gerekiyor. Yani içeride döviz talebini bitirdiniz ama sizin döviz borçlanma ihtiyacınız artıyor. Dolayısıyla dışarıdan borçlanacaksınız. Siz doğru bir yöntem uygulamıyorsanız risk priminiz ister istemez artıyor. Bakın faiz Şu düşüyor. an Merkez yükseldi. Bankası faizi. Evet hocam, Evet bir ama reklama Merkez gitmem Bankası lazım. faizi düşüyor. Bir Beraber olur sorun. muyuz reklamdan sonra? Ayrılır mısınız? Tamam kalırım biraz da. Süper. Peki, görüşmek üzere. Doçent Tamam. Doktor Oğuz Peki. Demir'le sohbetimiz devam edecek. VVN Ekonomi'ye tekrar hoş geldiniz. 2022'nin ikinci haftasına başladık. İşsizlik rakamları geldi. %11,2. İstihdam artıyor fakat iş gücü piyasasına katılım da artıyor. Buradaki dengeleri konuştuk. Genç işsizler gerçekten iş aramaya devam ediyorlar. Orada bir artış var. %22,3. Dikkat çeken değerlendirmeler de var işsizlik konusunda ve faiz konusunda. KOBİ'der Başkanı Sayın Nurettin Özgenç de programımıza katılıyor bu bölümde ve Doçent Doktor Oğuz Demir hocamızla da yarım kalan sohbetimizi tamamlayacağız bu bölümde. Tekrar hoş geldiniz diyorum kıymetli konuklarımıza. Hoş bulduk yayında. Teşekkür ederim. Oğuz hocam, bir konu yarım kaldı. Yani faizden bahsediyordunuz. Onunla ilgili de Nurettin Bey de bize katılmışken, şimdi Nurettin Özgenç diyor ki biliyorsunuz yani 3 milyondan fazla KOBİ'miz var ve KOBİ'ler gerçekten çok değerli. Diyorlar ki politika faizini Merkez Bankası %14'e düşürdü. Fakat biz bu piyasada bu faizi bulamıyoruz. Bu faizle kredi alamıyoruz. Tüketiciler de öyle. Kredi faizleri %20'lerde. Peki neden böyle bir direnç oluştu piyasada, Oğuz hocam? Çünkü enflasyonist bir ortamda siz politika faizini indirdiğinizde sadece bankalara Merkez Bankası'nın verdiği faizi düşürmüş olursunuz. Onun dışında bankalar kredi verirken sadece Merkez Bankası'nın aldığı kaynağın faizini dikkate almazlar. Bir, oraya para yatırmaya gelecek insanların bekledikleri faizi planlamak ve programlamak durumundadırlar. İki, ekonominin önümüzdeki dönemde ne kadar hareketli, ne kadar dinamik bir şekilde büyüyeceğini anlayarak risk alırlar ya da almazlar. Şimdi ekonominin durgunluğa girmeye başladığı bir dönemde bankalar, yani şu az önce konuştuk nedenini, ekonominin tüketim tarafında zayıflamanın olduğu, talep tarafında zayıflamanın olduğu bir dönemde bankalarda verdikleri kredilerin geri dönüp dönmeyeceği konusunda daha endişeli ve tedirgin hareket ederler. Bunu da risk primi olarak faizlere yansıtırlar. Şu an yukarı doğru faizlerdeki çıkışın ana nedenlerinden biri budur. Bakın şöyle düşünün. Türkiye'de önümüzdeki 10 ay, 11 ay, 12 ayın güllük gülistanlık, herkesin gelirinin harcamalarına yetebileceği, herkesin daha fazla harcama yapabileceği bir gelire sahip olabileceği bir ortam olduğunu bankalar görmüş olsalar, şu an faizler Merkez Bankası'nın verdiği faizin çok daha yakınında bir yerde oluşur. Ama bu beklenti hem bankalarda hem de ekonominin genelinde oluşmadığından bunu bir risk primi olarak bankalar işletmeler üzerine yansıtmış oluyoruz. Nurettin Bey, bir ekleme yapmak ister misiniz bu arada Oğuz hocama veda etmeden? Yani o zaman bahsetmiş olduğu şeyler tabii ki doğru. Bizim de siz de bahsetmiş olduğunuz gibi yani %14'e düşen yani 500 bas puan düşmesine rağmen hala daha piyasaya baktığında tüketiciler olsun yani %20, %30 arasında bir faiz söz konusu olunca tabii ki burada KOBİ rekabet edebilme şansından bu krediyi alamaz ve alamıyor. Dolayısıyla da alamadığı için de bir sıkıntı söz konusu şu anda. Umarız ki bu sizin yayınlar ve etki yapar. Biz zaten dün
bu konuda bir açıklama yapmıştık, evet. Ajansa yayınlanmıştı. Umarım yetkililer bu sesimize kulak verirler. Yani ekonomi kurallarına uygun bir durum mu bu Oğuz Hocam? Yani Merkez Bankası faizi düşürüyor fakat banka bunu vatandaşa yansıtmıyor. Yani burada da sanki bir ilginç bir durum oluşuyor. Tabii hayır, gayet ekonomik. Yani risk modelliyor şu anda bankalar. Niye ben bankacı olsam şu an önümüzdeki dönemde ekonomideki işte enflasyonist ortamda kimin neyle karşı karşıya bilinmediği, risklerin yüksek olduğu bir ortamda eğer bir kredi vereceksem, yani birine borç vereceksem iki kere düşünürüm, üç kere düşünürüm. Banka da bunu yapıyor. Diyor ki iki kere, üç kere düşünmem. Benim işim bankacılık. Bu iki kere, üç kere düşünmek yerine bunu karşı tarafın, kredi isteyenin düşünmesini sağlayacak bir faiz oranı veririm diyor. Zaten sadece mesele faiz oranıyla da sınırlı değil bu arada Seda Hanım. Yani Nurettin Bey de çok iyi biliyordur ki sadece yüksek faiz değil, aynı zamanda bankalar kredi verme süreçlerini de çok yavaştan alıyorlar. Çok daha zorlaştırıyorlar. Yani faiz dışında zorluklar da var kredi kullanma mekanizmaları içerisinde. O yüzden yani bunun genel ekonomik iklimden bağımsız olduğunu düşünmek maalesef mümkün değil. Böyle bir ortam yarattığınızda da enflasyonun yukarı doğru gittiği ve gitme riskinin de yüksek seyrettiği bir dönemde bankaların böyle davranması yani çok iktisadi olmayan değil, bayağı iktisadi bir karar yani. Peki bu, o bir stokçuk değil mi hocam? Yani şimdi sonuçta %14'e düşmüş bir faiz indirme var ve siz mevduatlara buna göre topluyorsunuz. Topladığınız paraya peki niye üzerine kar payınızı, marjınızı ekleyip de satıyorsunuz da yani bekleyelim, görelim işte risk ne olur, tedirginlik falan var. Böyle bir şey yok. Siz bir ürünü örneğin bir kuyumcu fazla bir cumhuriyet altını 5 bin liraya alıyorsa 5 bin 200'den satıyor. Yükselirse bazen satıyor. Satmıyor mesela Nurettin Bey. Hayır efendim. O sektörde, kuyum sektöründe satmayan kuyumcu yoktur. Çünkü onun altın piyasasında satmayan yoktur hocam. Yani 5 bine alır, 4600'e düşer, o fiyattan yine onu satar. Çünkü o işi dönmesi lazım. Ama bankalara baktığın zaman burada bir nevi stoksu söz konusu. Yani parayı topluyor, mevduatı topluyor. Parayı stokluyorlar yandan. Diyorsunuz. Efendim? Parayı mı parayı fiyatlayamıyor şu anda bankalar. Ben bankaları haklı görmüyorum. Topluyor mu mevduat oluyor diye toplar. Yanlış anlaşılmasın. Ben bankaların doğruyu yaptığını söylemiyorum. Ama söylediğim şey her kurumun kendi bakış açısı içerisinde bir iktisadi mantığı var. Bankalar şu anda bu faizleri bu nedenle yüksek veriyorlar. Bu doğru mudur? Yani bugün böyle şartlar oluşturursanız doğru hale gelir. Eğer siz az önce de söyledim ekonomide önümüzdeki 12 ay içerisinde güllük gülistanlık olabilecek bir ortamı vaat edebilecek işleri yaparsanız bakın bankalarda ne kadar hızlı düşüyor faizler. Yani banka orada kendi riskini ama asıl zorluk zamanlarında hocam yani KOBİ'lerin işine yaraması gerekmiyor mu? KOBİ bankacılığı diye bir kavram var. Yani yapmışlar bakın şimdi Seda Hanım bunlar şimdi bakın bunlar böyle söylendiği zaman slogan olarak çok güzel sloganlar ama rakamlar bunu söylemiyor. Pandemi döneminde yaklaşık 30 bin istihdam yaratılması için kamu bankaları eliyle dağıtılmış. Tam rakamı şu an hatırlamıyorum. Dün Bir Gün gazetesinde vardı bunların detayları. Yaklaşık yanılmıyorsam 11 milyar lira rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. 11 milyar lira kredi dağıtılmış. Değil mi? Ne kadar istihdam yaratılmış? 10 bin. Nerede bu 20 bin istihdam? Şimdi bakın herkes demek ki kendi riskini modelliyor. Orada da KOBİ'ler ya da işte işletme sahipleri ya da büyük işletme. Sadece KOBİ'lerle sınırlamayalım bunu. Bu krediyi kullanan işletmeler 30 bin istihdam yaratacağını vaat ederken 10 bin yaratmışlar. Niye? Çünkü diyor ki yani ben önümüzdeki dönemde birini işe aldığımda işimin yolunda gideceği konusundan çok emin değilim, çok güvenmiyorum. O yüzden de ben şu anda aldığım krediyle başka önlemler alıyorum diyor. Şimdi bu yüzden siz ya şöyle bir şey bekleyemezsiniz. Bu sistemi böyle dizayn ettiğiniz zaman herkes görevini yapsın vatan millet için. O zaman biz de mesela şunu söyleriz, deriz ki bütün kamu görevlileri maaşlarının %50'sinden feragat etsinler, bütçeden para artsın, o para da gidesin, KOBİ'lere verilsin, KOBİ'ler de yeni yatırım yapsın. Şimdi olur mu bu mantık mesela? Olmaz. Çünkü her sistemin kendi dinamiği vardır. O dinamikler bozulmaya başladığında herkes kendini korumaya başlar. Bunu önlemek gerekir. Asıl mesele budur yani. Şimdi korumak tabii ki olmalı da tabii herkes her sektör, her esnaf da diyelim kendini korur. Diyelim ki 100 liraya aldığım mesela malı baktı ki sıkıntılar can varsa bekletti 110 liraya satar, 120 liraya satar ama hani düşer mi çıkar mı diye elbette düşünmesi lazım. Biz dediğimiz şey şu, bankalar hani burada alsınlar, hani böyle gözü kapalı herkese para dağıtsınlar diye bir beklentimiz yok. Yani bizim dediğimiz şu, siz %14 bir politika faiziyle toplamış olduğunuz mevduatı üzerinden masraflarınızı ekleyerek
kar marjınızı ekleri satmalısınız. Yarın %16'ya çıktığı zaman %16'dan uygulasın. Zaten bankalar böyle değil mi? Alınan krediyi örneğin siz bir kredi almışsınız. Eğer tabii ki taksit edilir yani bölünmemişse ne oluyor? Faiz yükseliyor. Neden böyle büyük bir makas var diyorsunuz? O farkı sizde için. Şu andaki o makas büyük. Yani %30'a yakın bir rakam. Yani böyle bir kar marjı yok. Peki Oğuz Hocam eklemek istediğiniz bir husus var mı? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok kıymetli saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Sayın Nurettin Özgenç'le sohbetimize devam edeceğiz. Faizlerle birlikte bugün açıklanan işsizlik rakamlarıyla ilgili de değerlendirmelerini alacağız. Oğuz Demir hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Nurettin Bey, şimdi faizle ilgili eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Yani tam olarak bankalardan size... Oğuz hocamın söylediği gibi çok riskli bir ortam, biz geri dönüşünden endişe ederiz mi diyorlar. Nelerle karşılaşıyor KOBİ'ler kredi için başvurduğunda? Nurettin Bey duyamıyorum. Efendim? Şimdi duyuyorum. Nedenlerini de orada izah ettik. Yani bankalara diyoruz ki siz peki politika faizi %14 düşmesine rağmen neden sizde de bu rakamlar daha yüksek işte... kar payları niye sizde yapmışsa, örneğin kamu bankaları sizden çok daha düşük. İşte onlar da farklı işte argümanlar öne sürüyor. Kamu bankalarının farklı yoldan kar ettiklerine ileri sürüyorlar. Ama bir de bize şunu deniyor. Yani işte piyasaların işte malum riskli olduğu, bunu bize resmi yazmıyor. Sözlü olarak mesela deniyor ki piyasaların riskli olduğunu, dolayısıyla bankada kendisini koruması lazım. Bu vesileyle kar marjını, faiz rakamını yüksek tutuyorlar. Ama dedi ki bu tabii ticari etiğe pek uygun bir hareket değil. Dileriz ki özel sektör bankası burada hakikaten biz KOBİ bankası yapıyoruz. İşte biz KOBİ bankası diyorsa bir şekilde bu tür kredileri yani tabii ki zarar etmemeleri lazım. Dolayısıyla almış oldukları ucuz kredi üzerine kar paylarlar satsınlar versinler piyasaya. Burada bir sıkıntı oluyor. O zaman da faizin düşmesinin bir reel bir karşılığı yok. Karşılığı olmuyor. Yani, onu söylüyorum zaten evet. Lazım. Yani yansımasıyla. Baktığımızda faiz düşüyor diye görüyoruz ama hem tüketiciler kredi alırken hem de KOBİ'ler aynı faiz oranıyla karşılaşmıyor. Hatta makas yüksek diyorsunuz. Peki kamu bankaları yani bu itirazınız özel bankalara mı sadece? Kamuda böyle bir genelde problem var bankaları. Mı? Kamu bankalarında İlkus Kamu Bankası'nın bir şekilde nispeten onlar daha böyle zor zamanlarda elini taşın altına koyarak hem olsun çiftçiler olsun hem KOBİ'ler olsun destek sağlıyorlar. Yani burada isimle verirse Halk Bankası'nın yapmış olduğu destekleri tabii ki herkes biliyor. Esnaf da biliyor. O zor pandemi döneminde sunulduğu, şimdi de falan veriliyor. Yani esnaf kredide falan verildiği, bir, ufak da olsa bir can suyu şeklinde verildi. Ama özel sektör bankasına baktığımız zaman bir onun hakkında şöyle bir deyim vardı. Güneşli havada tuttukları şemsiyeyi yağmurlu havada kapatıyorlar. Yani bu biraz da buna benziyor. Şimdi bir sıkıntı var. Mesela evet ki, onu söylüyorum dediğiniz gibi. Yani şu an yağmur var, kar var. Şu anda o yardım ve desteği şimdi, göstermeleri gerekiyor mu? İyi zamanda herkes bu şeyi sunuyor yani bu imkanı. Önemli olan bu zaman. Tabii ki ticari bir kuruluşsunuz. Dolayısıyla tabii ki zarar etmemeleri lazım. Ki onların da zararını da biz zaten istemeyiz. Reel sektör ile bankalar Seda Hanım hani bir terazinin iki kefesi gibidir şimdi. Birisi çok dipte bir çok yukarıda olması lazım. Yani dengede olması lazım. Her zaman şimdi, doğru. Buraya, ihtiyaç var. Evet, ama şimdi hep bankalar yukarıda. Sonuçta da türlü masraflar zaten alıyorlar. Yani iş yapma imkanları da var. Ama krediler konusunda ki hem de KOBİ'leri önemserler diyor bu içeride. Çünkü hakikaten Türkiye'nin bir gerçeği KOBİ'ler. Bunlar da büyümesi lazım. Bize düzenli şekilde krediler verilerek daha sağlıklı büyümesi lazım. Burada ister barter yapısı isterse murabahalı usulü verilse yani ürün karşılığı ama bu şekilde KOBİ'lerin de büyütülmesi lazım. Sonuçta parayı verip de ne yaparsan yap mantığı da iyi değil. Bir işte kişi işini büyütmesi lazım ama ucuz kredi alması lazım ki rekabet edilmesi. Şimdi biz %30'larla bir KOBİ krediyi aldığı zaman bunun üzerine zaten kar marjları düştü. %10-15'e kar etti sana %30, %40, peki %40, %50 bir maliyetle hangi ürünü satıp da siz bir yabancı KOBİ'lerle rekabet etme şansınız kalacak? Kalmayacaktır. Böyle olduğu müddetçe de bu sefer uzak doğudan bize ha böyle konteynerler dolusu hazır ürünler gelmektedir. Bu da ülke açısından sıkıntıdır, sorundur. Biz ithalata dayalı değil de daha ziyade ihracata dayalı olması lazım.
Türk COVID reaction diyoruz. İşte 2023 yılında 500 milyar dolar bir biraza hedefleniyor. Şu anda 230 milyara çıkmazsa tabii ki yani ağır atışıyoruz ama belki niyetimiz, düşüncemiz, temennimiz 2022'nin sonunda 300 milyar dolar olursa çok iyi olur. Ama burada COVID'lere hakikaten böyle dağını kırdılar değil de toplu bir şekilde verilmesi lazım. Yani düzenli bir şey olması lazım. Yani COVID'ler dağınık Türkiye'de. Yani bunları da toparlayacak olan bir unsur da olması lazım. Biz bunu daha önce defaatle izah ettik ama maalesef bu eleman sıkıntısı da var. Ki az önce siz de bahsetmiştiniz. Hem işsizlik var hem de sahada vasıf eleman sıkıntısı var. Yani bilmem o konuya değinecek misiniz? İşte gireyim mi oraya? Tabii oraya geleceğim. Çok enteresan. Ben bugün Karar Gazetesi'nde bir sayfayı aldım yanıma. Oğuz Demir hocamızın yazısı var diye. Akaryakıt fiyatları niye arttı diyor. Bu kur korumalı TL mevduatı sistemi girdiği için artık yani devlet her şeye vergi ya da zam yapabilir diyor. Yani akaryakıt fiyatlarında biz kurdan dolayı indirim beklerken zamlarla karşılaşıyoruz. Bunu da kur korumalı TL mevduatına biraz bağlamış. Kendisini gerçi uğurladık ama yazısında detaylı görebilirsiniz. Tam yazıya bakıyordum. Onun tam üstünde de sizin açıklamanız var. Nurettin Özgenç, faizler yüksek, KOBİ'ler kredi alamıyor diye yapmışlar bu haberi. Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Bununla ilgili evet. Acaba yankı bulacak mı söyleminiz? Bir temasınız var mı? Haber tabii ki dün geçen saatte yayınlanmış olsaydı daha iyi bir yankı bulabilecekti ama maalesef bizim söylemlerimize yani hükümetin tepe noktasından değil de orta noktasından bile bir geri dönüş olmuyor. Yani KOBİ'leri bazen reel bir gerçekte varlığı kabul ediliyor ama bir şekilde hakikaten nedir? Yani bunun tabanda, zeminde nedir bu sıkıntı? İşte buna nasıl çözülür diye de bir fikir sorulmuyor maalesef. Ama işte yansıyla bir araya geldi. Yeni kimle Hazine be? Ve Maliye Bakanı iş dünyasıyla, evet. Sanayicilerle, iş kadınlarıyla bir araya geldi. Size şu an bir davet yok anladığım kadarıyla. Alada zaten o konuda biz de davet bekliyoruz. Çünkü zaten demiştik ki Türkiye'yle zaten 3-5 dernekle birkaç odadan müteşekkil değil. Ama tabii ki akabinde de kadın girişimciler, reel sektörün kadın girişimcilerine yapılınca demek ki herhalde bizi sıralamaya almışlardı büyük ihtimalle. Öyle benziyor. Sayın Bakanımız zaten sağdan gelme bir isim olduğu için isteriz ki, temennimiz ki burada da hakikaten bu ölçekte KOBİ'lerine de temsilcilerine de bir şekilde onların görüşünü dinler ve de onlara da bu mevduat olan sistemi hani bir anlatır da ona göre herkesin yoluna bakar ya da düzene bakar bir istikrar oluşur. Beklediğimiz bu yönde. Şu anda iki toplantı oldu, üst düzeyli oldu. Bakalım üçüncüsü bizimle mi olur, daha sonra biz artık dördüncü mü oluruz? Bakalım. Peki, yani su almak isterseniz bekleyebilirim Nurettin Bey. Bu arada Nurettin Bey Twitter'da bugün bir paylaşım yaptı. İşsizlik rakamları açıklandıktan sonra ben de onu retweet yaptım ama Nurettin Bey şöyle genç yeni mezun arkadaşlar size biraz tepkili. Onu da söyleyeyim şimdi. Diyorsunuz ki genç işsizliğin başlıca sebebi iş beğenmemezlik. TÜİK verilerine göre toplam işsiz sayısı 3.777.000, genç işsizlik oranı açıklandı %22.3. Her ile üniversite yapmak çözüm değil, mesleki eğitime önem verilmeli. Gençler armut piş ağzıma düş diyor, masa başı memurluk istiyorlar demişsiniz. Hak verenler var, itiraz, yani gençler diyorlar ki biz masa başı iş istemiyoruz, mücadele de veriyoruz fakat iş yok. Ne dersiniz? Şimdi efendim iş yok derken tabii ki buradaki bazen de tezi ederiz, hepsi belki değil ama tabii ki büyük sorun yani %22.5 genç bir işsizimiz var. Ama sahaya baktığımız zaman hangi işletmeye bakarsan yani bir gençlerimizde de şu var, bir kolaycılık oldu. Yani böyle bir hafif bir zor işinde istikrar yok. Birkaç sene çalışıp ayrılma. Örneğin kişi işte hani her ile üniversite açtık doğrudur. İşte burada kimisi hakları işte ya da kimlerden mezun oluyor. İş tekliminde bulunursa işe gelince işe daha hiçbir deneyim yok. Yani okuldan mezun olmuş tamam güzel. Peki deneyim yaptın mı bir yerde? Deneyimle hiç bir yer mi? Yok yapmadım.
direktman ücretli bir işe başlamak istiyor. Güzel. Peki bir garantisi var mı? Hani şimdi bu kişiyi bir işletme işe aldığı zaman bugün asgari ücret 4.250 lira. Ölürse 6.000 liraya mal olur. Hadi 5.000 liraya olduğunu varsayasın. 2 ay çalıştırsa, 2 ay sonra o kişi oradan bu sefer gidince bir kara şey, yani güzel istikrar yok. Dolayısıyla ne oluyor? O zaman işletmeci de bunu almıyor. Deneyim de yok. Şimdi diyorsun ki sizin senin, biraz deneyim yok. Tabii o yok. Yeni mezun çünkü. Nurettin Bey. Ama yeni mezun. Eskiden şu vardı. Yani bir kişi bir işletmeye gidince çıraklığı vardı, kalfalık vardı ve süreklilik vardı. Şimdi ikilerde süreklilik olmuyor. Yani az bir şey çıkıştığı zaman. Çıraklar da yani müdür maaşı istemesin mi diyorsunuz? Efendim? Çıraklar da müdür maaşı istemesin mi diyorsunuz? Yani hayır, şimdi 4.200 lira asgari ücret az bir para değil. Bugün işletmesi hakikaten yetim bir toplam para. Yani şu bilgisayarız 5.000 liraya mı mal olur? Şimdi Nurettin Bey, vaktimiz doldu. Rejiden sevgili ekip arkadaşım Celal ve yani o arkadaşları adına da söylüyor bunu. İşte bir mühendislik mezunu, şimdi hepimiz şahit oluyoruz. Marketlerde, kasalarda kasiyerlik yapıyorlar. Kafelerde garsonluk yapıyorlar. Gerçi hepimiz bu süreçlerden geçtik. Okumadığımız işleri hepimiz yaptık. Ama şimdi bu hani Y kuşağı, Z kuşağı diyoruz ya, biraz daha farklı bakıyorlar. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz? Çok kısa da onu sorayım. Şimdi benim bu, ben bir kere alfabetik sıraya şeyi aslında kuşağa katmak çok yanlış bir şey. Yine bu genç nesilden bahsediliyorsa, yani 20 yaş. Evet, onu söyleyeyim. Hani 2000 sonrası. Yani biraz da emek ve şey gayret bir sarılmak lazım. Biz demiyoruz işte dedeniz babanız böyle yapmıştı, biz işte aç kalmıştık. Şimdi imkanlar daha çok ama biraz da hani hakikaten işe şey olsun. İnanın ki burada kişi şimdi üniversite mezunu olduğu için hani bir ego oluyor burada ya da kendini yediremiyor. Yani ben üniversite mezunuyum. Ben o işi yapmam diye onu gidip kasiyer, bizim ortaokul mezunu kasiyerler hani diyeyim ki orada yapıyor. Onu öyle diyor yani. O işi girmek istemiyor. Oysa bir başla bakalım bir asgari ücretle. Bir seni mi görelim? Hakikaten yeteneğin varsa seni daha iyi yere de getirebiliriz. Bunlar olabilir. Ama peki, her şu nasıl bir para isteniyor? Dileriz ki bu konuda işsizlik bu şekilde çözülür. Biraz iş beğenmezlik var bunu da. Bizi kimseye yaratamaz. Peki. Herkes için demiyorum diyorsunuz. Bunu da açıklığa kavuşturmuş olduk. Nurettin Özgen, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü açıklamanızın ayrıntılarını bizimle paylaştınız. Bizden sonra son durum programı olacak. Yarın görüşmek dileğiyle.